Herkese merhaba, ben Alp Gürsoy. Bu bölüm şu dönemde 1700 TL'ye alabileceğiniz, uygun fiyatıyla dikkatleri üstüne çeken Huawei P Smart 2019'u inceliyor olacağız. Bu arada Huawei Watch GT çekiliş sonucunu bugün yani 16 Şubat saat 19'da Instagram'da paylaşıyor olacağım. Bir de incelemeye başlamadan önce bu cihazı yakın bir arkadaşımla incelemek için aldım. O yüzden telefonda gözüken çizikleri mazur görün lütfen. Hadi hazırsanız gelin başlayalım. P-Smart'ın kutusuna bakacak olursak, içinden P-Smart, SIM kart çıkartma iğnesi, garanti belgesi, mikro USB kablosu, şarj adaptörü ve kulaklıkları çıkıyor. Kutu içeriği olarak baktığımda içinden kulaklık çıkıyor olması güzel. Ama keşke bu telefonda mikro USB yerine mikro USB-C girişi olsaymış daha iyi olurmuş. Bir de telefon hızlı şarj desteklemediği için içerisinden hızlı şarj adaptörü çıkmıyor. Telefon tasarımına bakarsak arka tarafı kavisli bir yapıya sahip. Bundan dolayı da arka kapak ve çerçevesi ayrı parçalar değil, birleşik tek parçadan oluşuyor. Parlak olan bu kısım her ne kadar cam gibi gözükse de plastik malzemeden yapılmış. Arka tarafının plastik olması ve tasarımın böyle parlak bir cam gibi gözükmesinden dolayı da arka tarafı cam telefonlara oranla çok daha fazla çizilmeye müsait ve çok daha fazla parmak izi bırakabiliyor. Bundan dolayı telefonu korumak için en azından bir silikon kılıf ile kullanmanızı tavsiye ederim. Telefon parmak okuyucusu arka tarafta bulunuyor. Konum olarak da rahat erişebileceğiniz şekilde. Hız olarak bakarsak da bu segmente göre iyi diyebilirim. Ses ve açma kapama düğmeleri sağ tarafta bulunuyor. Sol tarafta ise bir tuş bulunmuyor. Kulaklık girişi altta, SIM kart girişi de telefonun üst tarafında bulunuyor. Merak edenler için telefonda Gorilla Glass, hızlı şarj, suya karşı dayanıklılık ve kablosuz şarj gibi özellikler mevcut değil. Telefonun boyutları 155.2'ye 73.4 mm. ve 8 mm'de kalınlığa sahip. 160 gramda bir ağırlığı var. Ekran olarak bakarsak da 6.21 inçlik IPS LCD, 1080x2340 piksellik bir ekranı var. %83'lük bir ekran gövde oranına sahip telefonda, ekran kavisi ve üst taraftaki inceliği hoş olmuş. Yağmur damlası şeklinde olan çentiği de normal çentiklere göre ufak gözükse de buna göre optimize olmamış bir takım uygulamalarda yine rahatsızlık verebiliyor. Dilerseniz ekran ayarı içerisinde bu çentiği gizlemek için bir özellik de mevcut. Bu özellik ile video izlerken veya çentiği desteklemeyen uygulamaları kullanırken kamera çıkıntısını görmekten kurtulabilirsiniz. Bir de ekranın üst kısmında bir tek kamera olduğu için telefonun bildirim ışığı da alt tarafta bulunuyor. Ekran kalitesi olarak iyi, çok yoğun bir güneş altında olmadıkça telefon ekranında parlaklık olarak da bir sorun yaşamıyorsunuz. Ekran çözünürlüğünü pil tasarrufu için otomatik olarak 720p ile 1080p arası geçmesinde ayarlayabildiğiniz bir özelliği de bulunuyor. Ekran renk sıcaklık ayarını gözünüze güzel gelecek bir şekilde ayarlamanıza da olanak sağlanmış. Teknik özelliklerine bakarsak işlemci olarak Kirin 710 ve GPU olarak da Mali G51 kullanılmış. 64 GB hafızası olan bu telefonda 3 GB da RAM mevcut. 512 GB'a kadar da SD kart desteği olması sayesinde hafızasını arttırmanız mümkün. Performans olarak bakarsak yaptığım Geekbench testinde aldığı skor bu segmentteki rakipleriyle yakın bir sonuç almış diyebilirim. Genel bir kullanımda herhangi bir sorun yaşamamış olsam da bir tek arada EMUI'ın animasyonlarından kaynaklı olarak telefon biraz yavaşlamış gibi gözükebiliyor. Uygulama geçişleri ve açılışları olarak bir amiral gemisi hızında açılmıyor tabii ki ama çok rahatsız edecek bir yavaşlıkta da değil. RAM olarak 3 GB olduğu için son kullanılan uygulamalar arası geçişlerde uygulamalar tekrardan yükleniyor. Ama kısacası gündelik bir kullanımda hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Oyun performansı olarak bakarsak da PUBG gibi ağır bir oyunu orta grafiklerde biraz takılmalarıyla oynayabiliyorsunuz. Ağır grafikleri olmayan oyunları da çok rahatlıkla çalıştırabiliyor. Genel olarak diyebileceğim bir performans canavarı değil tabii ki de. Her işi çok hızlı yapmak isteyenlerden ziyade normal bir kullanıcıyı hiç üzmeden gayet memnun edebilecek bir telefon diyebilirim. Bir de telefonun kutudan Android Pie ile geliyor olması da çok büyük bir artı tabii ki. We'll be right back.
Pil performansı olarak bakarsak bu telefonda en etkileyici kısımlardan biri bu diyebilirim. Telefonu çok yoğun olmasa da sosyal medya ve telefon görüşmeleri yaparak 2 gün boyunca tek şarj ile kullanabildim. Bir tek dezavantajı telefonda hızlı şarj bulunmaması diyebilirim. Ama yaptığım testte telefonun pili %16'dayken şarja taktığımda %50'ye gelmesi 34 dakika ve %100'e gelmesi 1 saat 20 dakika sürdü. Ama telefonun şarjının uzun süre dayanıyor olması geç şarj oluyor olmasını görmezden gelmenizi sağlıyor. Ses kalitesi olarak bakarsak telefon görüşmelerinde ahizesinden gelen ses çok yeterli gelmedi bana. Hani böyle gürültülü bir ortamda sesi duymakta birazcık güçlük çekebiliyorsunuz. Mono hoparlörü sahip olan telefonun yüksek bir sesi var. Ama en yüksek seviyede ses birazcık böyle bozuluyor gibi geldi bana. Yüksek ses ile müzik dinlemek belki çok iyi olmayabilir. Ama en azından gürültülü bir ortamda video izlerken sesini rahatlıkla duyabilirsiniz. GT'yi inceliyor olacağız. Kamera olarak bakarsak arkasındaki ana kamerası 13 megapiksel ve 1.8 diyaframa sahip. İkinci kamerası ise 2 megapiksellik derinlik sensörü olarak çalışıyor. Telefonun kamerasında optik veya elektronik sabitleme bulunmuyor. Kamera olarak iyi aydınlatılmış ortamlarda güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Yapay zekalı kamerası ile bulunduğunuz birçok ortamı ve objeleri tanıyarak ona göre renk ayarı yapabiliyor. HDR olarak baktığımda bu segmentteki bir telefona göre gayet iyi bir iş çıkartıyor diyebilirim. Portre modu olarak da kenar algılaması her zaman iyi çalışmasa da genel olarak iyi sonuçlar alabiliyorsunuz. Ama en azından bu efekti kısabilme özelliği de olsa iyi olurmuş. Düşük ışıktaki performansı ise çok başarılı diyemem. Birazcık netlik problemi yaşayabiliyorsunuz. Bir de yine düşük ışıkta yapay zeka modunu açıp kullandığınızda normal moduna göre biraz daha bulanık ve kötü bir sonuç ile de karşılaşmanıza neden olabiliyor. Hani birazcık deneyip öyle görmek gerekiyor. Bir dikkatimi çeken konu da yapay zekayı açtığınızda çözünürlüğü 13 megapikselden 8 megapikseli düşüyor. Bu modu kullanırken de böyle bir şeyin olduğunu dikkate almak gerek. Kamera uygulamasında bulunan gece modu ayarı ile uzun süre pozlama yaparak düşük ışıkta ciddi oranda aydınlık bir fotoğraf elde edebiliyorsunuz. Ama bu özelliği telefonu elinizde tutarak fotoğraf çekmeye çalıştığınızda çok iyi sonuçlar alamıyorsunuz. Portre modu için ışıklandırma efektleri bulunuyor ve sahne ışığı özelliği de aynı iPhone'larda bulunan özelliğe yakın sonuçlar alabilmeniz için de eklenmiş. Video olarak da 1080p 60fps'ye kadar videolar çekebiliyor. Optik ve elektronik sabitleme bulunmadığı için telefonu fazla titretmeden telefonu kullanmak gerekiyor. Farklı ışıklarda çekilmiş fotoğraf ve videoları da inceleyebilirsiniz. Genel olarak kamerası harika olmasa da aydınlık ortamlarda fotoğraf kalitesi sosyal medya paylaşımları için gayet yeterli diyebilirim. HDR olarak bu segmentteki bir telefona göre iyi iş çıkartıyor ve ek birçok özellik ile bol oyuncaklı bir kamerası var diyebilirim. Ama en azından video için elektronik sabitleme desteği olsaymış çok daha iyi olurmuş. Ön kamerasına bakacak olursak da 8 megapiksel ve 2.0 diyaframa sahip. Bu kamerayla da 1080p videolar çekebiliyorsunuz. Elektronik sabitleme yine bu kamerada da mevcut değil. Aydınlık ortamda iyi ama düşük ışıkta çok güvenli sonuçlar verebiliyor. Fotoğraf olarak aydınlık ortamda gayet güzel sonuçlar veriyor diyebilirim. HDR olarak da iyi çalışıyor. Bir tek portre modunda HDR birazcık yetersiz kalabiliyor. Yine bu kamerada da portre modunda aydınlatma efektleri mevcut. Ve portre modu da gayet iyi çalışıyor diyebilirim. Bir de düşük ışık için flash özelliğini güzel düşünmüşler. Arayüzünü aydınlık beyaza çeviriyor ve fotoğraf çektiğinizde de ekranı tamamen beyaz yapıyor. Bunun bu şekilde olması iyi olmuş. Bu sayede telefonun kamerası tam flash patlattığı zaman fokuslamak ile uğraşmak yerine arayüzün beyazlığı sayesinde fokusu yapmış oluyor ve asıl flash patladığı zaman da rahat fotoğraf çekebiliyor. Merak edenler için P Smart'ın video çekimindeki ses kaydı da bu şekilde oluyor. Genel olarak ön kamerası iyi çalışıyor diyebilirim. Şimdi de gelin telefonun özelliklerine bakalım. High Touch özelliği ile Instagram veya herhangi bir uygulama içerisindeyken ekrana iki parmak ile dokunduğunuzda ekrandaki görüntüyü size internet üzerinden araştırıp bulmaya çalışan bir özelliği var. Hani bunu biraz Samsung'daki Bixby'ye benzetebiliriz. Her ne kadar iyi çalışmasa da görsel aratmak için iyi olabilir.
Telefonda yüz tanıma özelliği bulunuyor ve genel olarak gayet iyi çalışıyor diyebilirim. iPhone'lardaki gibi yüz tanıması yaptıktan sonra gelen bildirimlerin detaylarını gösterme özelliği de bulunuyor. Düşük ışıktaki performansı iyi, yüzünüzü algılamayı başarıyor. Telefonu elinize alıp kaldırdığınızda otomatik olarak ekranın açılma özelliği de bulunuyor. Uygulamalarınız için ek güvenlik olması adına seçtiğiniz uygulamalarda şifreleme yapabiliyorsunuz. Dijital denge özelliği ile aynı iPhone'lardaki gibi uygulama ve telefon kullanımınızı denetim altına alabiliyorsunuz. Uygulamalara süre sınırlaması koymak gibi özellikleri de mevcut. Parmak hareketleri özelliği ile telefonu kullanmak için navigasyon barını kaldırıp parmak hareketleriyle kullanabiliyorsunuz. Kullanım şekli iPhone'a çok benzer bir şekilde yapılmış. Son kullanılan uygulamalar menüsü için parmağınızı aşağıdan yukarı kaydırıp biraz beklettiğinizde açılıyor. Uygulamalardan çıkmak için parmağınızı aşağıdan yukarı kaydırıyorsunuz. Bir de geri hamle yapmak için ekranın sağ ya da sol tarafından içeri doğru parmak hareketi yaparak geri gidebiliyorsunuz. Bunu ekranın iki tarafından yapabiliyor olmak iyi olmuş. Bu sayede telefon tutuşunuza göre bu hareketi her şekilde rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Ekran kayıt özelliği olması iyi olmuş. Bu sayede dışarıdan ek uygulama yüklemenize gerek kalmıyor. 3 parmak ile ekran görüntüsü alabiliyorsunuz ve bu ekran görüntüsünde daha uzun alma özelliği de mevcut. Sonuç olarak bakarsak kamera ve telefonun kendi performansı harika olmasa da 1700 TL fiyatı ile kendi segmentine göre gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Telefonun Android Pie ile gelmesi ve segmentteki diğer telefonlara kıyasla telefonda ve kamerasında birçok özelliğin olması, pilinin 2 gün gidebiliyor olması birçok kullanıcıyı çok memnun edecektir. Evet, bu incelemenin de sonuna geldik. Siz bu telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? Hani bu fiyata sizin tavsiye edebileceğiniz daha iyi bir telefon var mı? Aranızda kullananlar varsa memnun mu? Bunlar ile alakalı tüm düşüncelerinizi yine benimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Şimdilik haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.